Günaydın canlarım, günaydın. Hayırlı mutlu günler, yağmurlu bir günden. Yağmurlu bir Giresun'dan merhaba diyoruz. Yağmurlu Giresun'dan merhaba. Hepinize selam olsun. Bayağı soğuk ve çok yağıyor. Bugün üçüncü gün. Akşamı sayarsak üçüncü günü. Akşam geldi mi gece? Gece, ertesi gün. Aslında bugün ikinci günde sayılır. Tabii üçüncü gün diyelim bugün. Bizim İsmet'ten haber yok. Hava soğuğa beni bekliyor. Orası esiyor, pırıl pırıl. Ora esiyor. Gelip ha burada geleceğim dedi. Yarın gelirim dedik gelmedi. Bak bugün gelmedi. Bugün gelecek mi bilmiyorum. Evet ben kahvaltı hazırlıyorum. Çocuğuma Sert Hanım'a. Şunları hazırladım. Yumurta istedi. Yumurtayı da çok seviyor. Periyanda o. Ben erkenden yetiştim. O da şu an hemen banyoya girdi. Dedim yavrum sana kahvaltı hazırlayayım. Geçen sefer yetişemedim. Anında çünkü gitmesi gerekiyor. Ben de geç uyuyorum onunla oturuyorum. O hemen saatini ayarladı. Kalkıyor ben yatak odasından kalkamıyorum. İçim el vermedi kahvaltısız gitmesini. Hemen zaten o zaman öyle uyandığım an anında Erkan uyanmaya çalışıyor. Anında orada poğaça şey yiyor öyle alışmış. Ben de istiyorum ki anne kahvaltısı yapsın çocuğum. Bacım ne olursa olsun kesinlikle küçük olsun büyük olsun. Çocuk büyümüyor. Çocuk büyümüyor. Çocuklar büyümüyor anne gözünde. Onlara kurban olayım. Onları verenime kurban olayım ben. Allah çocuklarımızı, çocuklarımızın yani gözüne yaş, ayağına taş değdirmesin. Rabbim tırnağını kendi değdirmesin. Allah bütün hasta olan kişilere şifalar versin. Benim oğlum ilaçları nihayet buldu. Ve şu anda çocuğum iyi yani. İyi Allah'ın izniyle. Akşam azıcık öksürdü hemen ilaçlarını içti. Hazırladım buraya. Evet canlarım. Annemin yanına gidiyorum. Anneme şey götüreyim. Bir şeyler götürüyorum. Orada anlatırım. Kahvaltımızı yaptık. Temizliğimi yaptım. İçeride bu tarafında. Ondan sonra bayağı yoruldu. Yorulduktan sonra biraz yattım. Batı da biraz büyüdüm. Merdivenleri temizlemişler. Ondan sonra kalktım hemen. Ben de üşütüyorum. Pancar. Anneme kavurma. Anneme pekmez. Bir de reçel, armut reçeli götürüyorum. Bir de meyveler. Aldığım meyvelerden götürüyorum. Annemle de duasını şöyle yaptım duvarı. Ve yağmur. Taksiyle gideceğim. Evet taksiye bindim. Milyon taksi fırının karısı mıydı? Yok. Sen yeni girdin herhalde. Fırının biraz ileri tarafında. Sen şimdi şeyden geçeceksin ya. Tarif edeceğim ben sana o zaman. Evet canlarım.
yağmur yağıyor ve esinti var, şey var. Ben de yarın akşam köye döneceğim. Az önce şeyi çok aradım. O yağmur yağış demez İsmet. O mutlaka bahçededir. Telefonu da evde bırakmıştır. Bahtiyar beni aradı. Eltim aradı. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Hastayım demiştin dedi. Ben dedim 2 gündür yokum orada. Geldim. Çocuğum hasta, çocuklarım hastaydı. Bunları doktora getirdim. Kendim de hastaydım zaten. Biraz halsizdim. Şu an bir şeyim yok benim. Sercan da iyi olmaya gidiyor. Batuhan da şu an yatıyor. O da iyi olmaya gidiyor. İyi olma yolunda. İşte eltimle öyle konuştum. Bahtiyar aradı sonra. Ben babasını aradım. Bahtiyar aradım. Bahtiyar beni arayınca Bahtiyar babana ulaşamıyorum ben. Kaç kez aradım. O da ben de ulaşamadım dedi. Sen ne zaman, harçlıklar nasıl oldu dedi. Onu sordu. Ben de dedim biraz iyiler işte. Götürdüm acile hastaneye. Biraz baktım onları dedim. Biraz iyiler. Köye ne zaman geçeceksin dedi. Ben dedim ki yarın akşam. Yarın akşama doğru. İyi o zaman haberleşiriz dedi. Ben götürmeye çalışırım dedi. Tamam dedim. Şu Sercan'ımın evi şu yukarıdaki. Evet geldik. Evet. Geldim. Çok yağmur ve çok soğuk var. Şeyde taksi parası da bir şey değil. Yükselmemiş. 25 TL. Hasta olmaktansa. Hele bak rüzgar beni hasta ediyor. Oradan habire kız benim midemde çok ekşim var. Çok yanma var, mide yanması var. Elimdeki sapla oraya açayım. Abla iyi hoş geldin. Hoş bulduk anne. Kabını tut da ayakkabı çıkarayım. Seni gelmeyecekti, ümidi üzdük. Aa, ben anam karanlıkta kaldık ha kızım. Niye kız? Kız neden ya öyle dedik. Annem abi dedi yağmura daha gelme daha göreyim onu. Anam taksi tutar geri gelirim yavrum ben. Ablam geldi. Anam. ay anam ümidin izmiş kız. Kız insan ümidi izler mi benden? Anam kurban oldum ona. Anam. Boyuna söyledi hoş geldin. Oo. Ben dedim ki belki de gelmez. Belki de gelmez. Kız gelmez miyim annem? Sen beni günde kaç kere arıyorsun annem? Anam. Ana bir başka. Kendi kendime diyeyim ki havlu alayım seni. Kendi kendime ne diyorum biliyor musun? Hep durabilsem yanında. Ey gidi evet. Olmuyor. Hayat meşakkatli olmuyor işte. Olmuyor. İşte az önce telefonla şey aradı şimdi. Telefonla konuştum da. Lütfi'yi aradı İstanbul'daki. Beni seviyorlar. Ben de onları seviyorum. İsmet'in çocukları beni seviyor. Ben de onları seviyorum hepsini. Şimdi anneciğim şeyi anlatıyordum işte. Bu ayrıyeten bir tülbentten hani temiz bir tülbentten süzülmeliymiş. He. Kaynattıktan evet. Sonra. Evet. Ben bunu temiz tülbentten süzmeden geçirmedim. Ben bilmiyorum ya geçirmeden tabii. O şekilde hani mesela şeyleri de o şekilde kaynattık. Süzgeçten süzdük evet, kaynattık. Çok ama şimdiki tam pekmez. Tekrar evet. Kaynattım çünkü onu. Değil mi? Onu tülbentten hepsini tülbentten temiz bir tülbentten ama temiz tabii, bir tülbentten. Tabii, satın aldım. Tabii yeni bir tülbentten hepsini süzdüm. Çünkü buradan götürmüştüm. Hepsini süzdüm. Hepsini yeni baştan kaynattım. Her birini. Ondan sonra dedim ben anıma dedim mutlaka ondan götürmeliyim dedim. Emine bir tane de orada bir şey gene var. Getir. Aç ağzını. Nedir bu? Kavurma mı? Biz 15 paket et aldık burada. Evet. Sercan getirdi. 15 paket et aldık. Kavurma yaptık. Ye azıcık. Kavurma yaptım ben. Azim. Burada yaptım. Dün yaptım. Bu kavurmayı böyle kahvaltılarda yiyin. Size kavurma bastım. Bu şeye. İyi. Bize de bastım. Kavurma bastırdım. Allah razı olsun. Bir de orada bir tane bir şey daha var Emine. Bu da armut reçeli anne. Bunu da aç ağzını. Emine bu arada tatlarına sen de bak. Tamam. Bak o da armut reçeli anne. Bunu da ben yaptım. Hep organik. Ben de çok tatlı. Hep organik. Tamam yiyeceğim. He. Bu he.
Şimdi orada meyveler var. Bir kap getir. Meyveleri koyalım Emine. Benim Emine. Ne dersen yapayım. Kurban olayım. Oy ben annem bırakasım gelmiş şu an. Oh kurban olayım. Annene. Ben o güzel unutmuşum seni aramaya. Tekerlik dedin de. Ha, sen badinde biz yolda kaldık. Biz 3 saat gece yolda kaldık. Oralarda oturan mıyım, oturacak yer yok. Korkunca tam değirmenin orada kaldık. Değirmende de başıma gelen vardı. Daha önceki İsmet korkutmuştu beni değirmende. Başıma gelen vardı ama orada kaldık. Ey gidi. 3 saat. Sonradan şey geldi de oradan buradan işte şeyler geldi de yapıldı. Araba yapıldı. Ha bak bir kova sana meyve getirdi. Oh Allah ömrünüz olsun. Evet şeylik. Su geçen sefer getiremedim. Unuttum buraya getirirken. Şu demir elma. Köy elması şu. Ha bunlar demir elma köy elması. Bir de şunu Sercan getirmişti. Bu ayva. Ha bu da Sercan'ın getirdiğini yeşil elma. Sana da iyidir. Sana ekşilemendir. Burada mandalina var. Sizin mandalinanız oluyor mu? Yok yok. Almıştık. Allah'ım canım. Allah ha orada da pancar anne. Pancar da var anne. Ha. Allah razı olsun. Ede dedim çorbalık yok anne dedim. Oo. Anam şey. Pancar. Şey pancarı bu. Fide pancarı. Fide pancarı. Yeni fideler. Bacım maşallah. Bizim pancarlar yani. Bizim evin önünde bayağı kabardı, büyüdü. Onu seyretme hoşuma gidiyor. Onu atlayamıyorum. Öbür taraftan fide pancarı daha lezzetli oluyor ya. Evet tabii. Ama bunu da sarma yapacağım. Bu evin önündekine. Evet. O sarmadan dolaba koyacağım sana da getireceğim. Ben anama. Yavrum, bak çoluma çocuğuma hiçbir şey getirmedim anama getirdim. Allah'ım. Ana bir başka. Çoluma çocuğum her şeyi alır. Allah. Ama anam da alır da. Ömrünüzün olsun. Şimdi köyde olup da önce anneyi düşünüyor insan. Hani köyde olunca tamam çocuklarını düşünüyorsun. Ama çocuklar zaten köy şeyi sevmek için. Ben diyeyim ki buna. Gelemiyorum kızım. Esra'm yolların uzak. Önüme koydular demirden tuzak. Oy böyle deme işte yüreğim yanıyor deme. deme. Ama biriz öte gitti, biriz oraya gitti. Biri yanında seninki. Biz eve mi geliyor? Altında şey edip bir işemeye geliyor. Başka yok. Ay yavrum. Eve mi geldi yanıma? Yatmaya da gelmiyor. Bunlar böyle yani rahatlar şeyler. Doğallar yani İsmet de öyle. İsmet hep titan gazı çıkarıyor. Pırat 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 arkadaş. Gitmedi değil mi? Yok yok. Ne gitmedi? Poposuyla vuruyor beni sürekli. Bak. He arkasıyla vuruyor. Anam. Acıra bir yere. Acı. Kız anlamadı ya bu. Öyle vurmuyor anne. Osuruyor. Sürekli. Bak bir kelime vardı. Hiç o zamanlar inanmazdım. Kusura bakmayın canlarım. Yani bu doğal bir şey. Doğal bir şey. Aslında kendi arasında insanın doğal bir şey de. Bu sürekli bu alani sürekli. Ben böyle bir şey böyle tutmayan göt yeni gördüm. Bir şeyin bizim Nuran'ın şeyi vardı. Bizim Nuran var ya. Şükriye ablanın kızı. Şükriye abla vardı işte annesi. Annesi dedi ki. O zaman gençti. Bak o tabii. Kelime aklımda kaldı. Ne yaşlanacağım dedi. Onun zabağı da osurunu mu dinleyeceğim dedi. Ben de onu sadece espri olarak yapıyor zannediyordum. Çünkü öyle bir kocaya rast gelmedim ki ben. Zabağı da patır pıtır osuran yanımda patır pıtır şeyi tutmayan ben bir insan görmedim de ilk defa gördüm. Şimdi benim eşlerim öyle değildi ki. Benim eşlerim kendiliğine ufacık kaçırsa bile utanıyordu, kaçıyordu, gidiyordu tuvalete. Evet. Ben de öyle, öyleydim. Onlar yanında. Şimdi bu Şükriye abla evle dediğini, neden dediğini anladım. Kocaman alacağım dedi. O zamanlar gençti. Eşi de öldüydü onun, Allah rahmet eylesin. Şükriye abi. Kocaman alacağım da dedi. Sabahı da onun osurunu mu dinleyeceğim dedi. Osunu mu koklayacağım dedi. Ama çok durmadık. Al, değil mi? Anam bir şey söyleyeyim şimdi. Konu şu.
Ben o zaman şaka yapayım diye. Bir anlam veremiydim çünkü. Şaka yapayım zannettim. Kız bu doğruymuş. Ben doğru olduğunu yeni fark edeyim bu kelimeyi. Bu kelime pat İsmet'e göre. Ben, ya kolay bir şey değil. Bak espriye vuruyorsun, yapıyorsun ama gerçekten hastadır. Yani, kolüstürü vardır. Kolüstürü de çok osuruyor. Esat değil. Anne, homini gırtlak her buldu. Ağzı hiç boş durmuyor ki her bulduğunu yiyen insandan ne bekler? Öyle. O, İçi dışı şişi, kalbim şişi, midem şişi, bağırsam şişti. Ama sürekli yiyor. Bir ağaca çıkıyor, ağacı söndürüyor. Bir ortada yemek yiyor, yemek yani yemek kalmıyor ortada. Tencerede yemek kalmıyor. Yani ekmek bitiyor. Hani yesin, bir şey değil. Kendi malını yiyor diyelim. Ama vücuda zarar. Vücuda zarar i̇şte tabii. Bunun kokusunu ben çekeyim. Kulağıma da ben tırmalıyım. Benim kulağımı tırmalıyım. İnsan ister istemez, misal diyelim, hiç kokmasa da bile o ortamda durası gelmiyor. Tabii. Başka bir tarafa geçeceğiz. Gelin ya, psikolojik mi bu? Tabii. Hani insan psikolojisi böyle bir şey. Sese bir şeyden bahsedersen burnunuza gelir. Yanında kimse mesela şey olmamıştır, osurmamıştır. Anlattım işte, burnunuza geldi şimdi. Ama ya insan psikolojisi bu. Ama ben bunun içinde yaşıyorum. Çok zor. Allah yardım etsin. Çok zor. Çok zor tabii. Ya işte yani bu kelimeyi dedim işte. Neyse. O kocaman dediğin kendini hala 23-25 yaşlarında zannediyor. Öyle sanırım. Ama yine de kendini vermemiş. Yavrum göt tutmuyor ama hala karı kız peşinde. Ben bu kadarını çekerdim ama sen tutup da hala başkasıyla şunda bununla evleneceğim ya da şey yapacağım dersen yani bana az çektirmiyor ki, bir de beni köle gibi kullanıyor. Ne, çekilecek neyi var? Bir şeysi yok. Ama şimdi çıkıp da gelsem ne diyecekler? Ah bak, biz diyorduk, biliyorduk, olmayacaktı. Bak Esra bilme, gene gitti, gene olmadı. Ondan sonra düşmanlarımı ya da dostlarım üzülecek, düşmanlarım sevinecek. Evet. Çünkü düşmanlarım sadece sevinecek ama dostlarım ne diyecekler? Gitme diyen dostlarım da o, tabii ki çok oldu. Gitme diyen dostlarım da çok var, Allah'ım razı olsun. Biliyorlar sonunu. Ben de çekmeye razıyım ya. Ne yapacaksın? Biliyorlardı sonunu. Top olmasın, çok olmasın da, olmasın da, ona bak. Anne vurup, bana vurmuyor ama bana vurmaktan beteriydi. Atıyor her şeyi. Vur yıkır. Her şeyi, hiçbir şey yapmadım bu halde. Sinir geliyor ona. Sağ mı vuruyor? Bana vurmuyor. Elimde ne varsa ötebileri kırıyor, atıyor. Onu atıyor, bunu atıyor. Delirdim acaba. Ben bilmiyorum, delirdi mi? Ben bilmiyorum, delirdiyse dağa çıksın. Ya da delirdiyse şeye gitsin, tımarhaneye yatıralım. Öyle ya. Ha, ben bilmiyorum. Neyse. Yani. Konuşalım bakalım. Ne konuşalım bakalım. Hem sen o türkünü söyleyeceğim, hem de melek miyim? Kuzum, kuzum. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz sizi çok sevdik. Siz bizi seviyor musunuz? Çoluk çocuk nasıl? İyi mi? Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Amin. Siz bol kallarınızı versin. Allah çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, kocanızdan ayırmasın. Amin. Allah aranızı bozmasın. Allah hayırlı. Her şeyi hayırlı kılsın. Hayırlı tabii. Bak, türlüm söyleyeyim ben. Bir İsmet de bu. Ama annem benim çok akıllıdır canım benim. Bir türkülerimi söyleyeyim de söyle annem. Annem gerçek duygusal. Gelemiyorum Esra'm. Yolların uzak. Önüme kuydular. Demirden uzak. Gelemiyorum yavrum. Yollarım tigen. Ayrılık değil mi? Boynumu büken. Bal yedim bekmez sandım de. Bal yedim bekmez sandım, ağzımı yakmaz sandım. Oh. Güvendim ben şeye, çocuklarıma, beni bırakmaz sandım. Kız anam, ben seni asla bırakır mıyım? Ben mecburdum ya. Öyle tabii. Kimse mecbur değildi hiçbir şey ama ben mecburdum. Öyle.
Ama herkes de tabii ki dağlar başı genç, bıraktı. Eli olacak, evlenecek. Dağlar başı bıraktı, kızlarım beni bıraktı. Bırakırsa bıraksın, acısı beni yaktı. Oy annem oy. Aa, bu kelimeler bana çok dokunuyor. Değil mi? Tabii. Evet, çok dokunuyor. Üzüleyim. Allah ömrünü uzun etsin annem. Allah sizi, seni Allah, Allah annem 120-130 yaşlarına kadar ne kadar amin. Uzun yaş varsa yaşat yarabbim. Amin. Ne kadar amin. En son amin. Ne kadar bu dünyadaki insanların ne kadar uzun yaşı varsa o kadar yaşat annemi amin. Sağlıklı amin. Şekilde Allah. Amin. Kimdi dünkü ölen kız? Orhan Bulan. Orhan Bulan. Dur. Orhan Bulan. Evet, evet. He. Onu duydum duydum. Niye he. Öldü o kalp krizi mi? Yok, kanser yok. Mi? Allah vermez. Allah da kırar. Duydum ben duydum. Allah yolum açım öyle bir şey. Bahtiyar söylediydi. Babasına köyde Orhan Bulan ölmüştü. Yeni ölmüştü. Dakikada hemen o dakika söyledi. Anne diye biz cenazeye gittik uğrayamadı. Yüzünü açmadılar diye. Bunlar hastanede ölmüş zaten. Sonra diye ben yüzünü yıkadayım ona içeriye gel. Gitmiş de gelmiş de eve getirmemişler galiba. Niye gittikler? Anam diye bir anası var diye. Çok İnan buna diyeyim İmran'ın diye. İmran'ın yaşlanmış. Yaşlanmış da diye o kadar. Onu İmran'ın kardeşiymiş. Orhan Bulan İmran ablanın kardeşi miymiş? He. Evet. Larçın İmran abla. Larçın. Hepsi gelmişler. Buradan selam olsun. Yani ay, Allah başları sağ olsun. Ben de Orhan Bulan onun kardeşi olduğunu bilmiyordum. Allah İmran ablanın annesine uzun ömürler amin. Versin. Allah sağlık versin. Amin. Başından eksik etmesin. Amin. Rabbim Allah'ım çaresi olmayan amin. Dertlere hiç kimseyi düşürmesin. Rabbim amin. Düşürmesin. Amin. Amin. Rabbim düşürmesin. Biz ona çocuk götürdük. Kendimiz gidiyorduk. Duydum duydum onu da. Diyeyim ki Allah diyeyim. Ben bu Orhan Bulan'ı tanıyorum ama diyeyim nereden tanıyorum? Tanıyorum ama doktora. Söylemişti şey de. Sonra doktor olduğunu zaten şey yapayım da acaba gittin mi diye de yüzüne bakmaya çalıştım. O resmi vardı. Onun karısı mı bıraktı getirdi onu? Uyudu herhalde. Bilmiyorum, bilmiyorum. O değil değil mi? Demek. Ha, yok. Neyse canlarım. Allah mekanını cennet etsin. Amin, amin. Nurlarda yatsın. Hele bir amin. De çok üzüldüğüm şey. Babamın doktoru vardı babamla birlikte. Babam öldü peşine o öldü. O doktor Ali Menekşi. Ali Menekşi. Onu vurdular hiç yoktan yere. Ona çok üzülmüştüm. Evet. Adam şeye gidermiş. ne onun adı? Yemek yemeye gidermiş. Camiye gidermiş. Peşinden bir deliye demişler ki Ankara'da kim dediyse. Demişler ki doktorlar sana şey yedi demiş Ali şey. Adam gelmiş. Ya sen benim kanser olduğumu niye bilemedin demiş. O zamanlar demek ki bilim bu şey değilmiş. Demek ki o da kendi bilemediği için göndermiş oraya. O da geliyor ben bu hale geldim diyor. Geliyor vuruyor onu. Allah. Hayırlar önce. Vuruyor. Peşinden de kendine vuruyor değil mi? Böyle şeyler var. Allah lütfen şunu gerçekten söylüyorum. Doktorlarımız bizlerin bizi hekim olarak gönderildi Rabbim amin. Tarafından. Amin. Allah önce Lokman hekimi gönderdi. Hastalığı gönderdi ama Lokman hekimi gönderdi. Evet. Onlar bizim hekimlerimiz. Onlarsız etmesin. Allah o hekimlere de koymasın amin. Bizi. Sağlık versin ama onlarsız da etmesin. Amin. Hekimlerimize şiddet. Hayır, abi. Yapmayın. Onlar bizim abi. Kurtarıcılarımız. Abi. Onlar olmasa biz ölürüz. Evet. Allah korusun. Hekimlere kalkan ellere ben şiddetle kınıyorum. Asla. Allah korusun. Yapılmaması gereken şeyler yapmayın. Ne olursa olsun. Mesela bir şey diyor, çıkın diyor ya da işte tabii sinirlenmek. Bu başka mesele bu. Evet. Bu kötü bir mesele. Bu tabii. Hiç anlamsız bir mesele. Bu da mesela evet. Kavgalar çıkıyor. Haberlerde seyrediyoruz. Evet. Mesela hekimleri dövüyorlar. Şimdi o adamın bildiği var ki sana çık diyor ya da uzaklaştırmak alıyor seni de or taraftan. Mesela evet. Demek ki hastasına bakacak bakamıyor öyle. Adam. Evet. Demek ki sen çok fazla müdahale ediyorsun. Senin de canın yanıyor. Anlıyorum. Evet. Hasta çünkü canımızdan biridir. Evet. Bizi eğer bir kavgaya giriyorsak
o canımızdan biri için giriyoruz. Ama biraz sakin olmakta yarar var. Tabii. Biraz sakin olup doktorun eline bırakmakta hastamızı yarar. Evet, doğru. Çünkü biz onlara, bizim canımız onlara emanet. Türk doktorlarına, Türk doktorlarına emanet. Bir de konuşacağız. Evet. Neler konuşacağım? Hadi öpüyorum sizleri ben. Biz biraz annemle sohbet muhabbet edelim. Nasılsınız? İyisiniz? He, iyiler anne, söyledin ya. He, Allah hepinizin rahatsız olan. Amin. Çünkü şu anda tüm dünya rahatsız hasta. Evet. Nedendir bunu da bilmiyorum. İlaçlar da yok ortada. Demek ki bu kadar hastalık var ki ilaç yetiştirilmiyor. Türkiye tamamen hasta. Avrupa'da da var. Allah çok çok geçmiş etsin. Amin. Rabbim Amin. Şifalar versin. Amin. En son ilacımız yoksa bitkisel olarak beslenmemizde fayda Amin. Var. Amin. C vitaminlerine, karışık vitaminlere çok ihtiyacımız var. Amin. Allah çok çok geçmiş etsin. Tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Amin. Yakınlarına da, hasta yakınlarına da Allah sabırlar versin ve Amin. Güç kuvvet versin. Güç Amin. Kuvvet. Onlar Amin. Güçlü olsun ki hastalarına baksınlar. Evet, hastalara. Hadi tabii. Öpüyorum ben Hadi. Şimdi sizi. Hadi güle 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 güle. Anacığım, öpüyorum ben. Allah'a emanet ol. Seni geçeyim. Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol. Ben ayın 24'ünde, 24'ünde yine geleceğim. Koluma da kalmıyorum. Acıtıyor kolumu. O zaman 24'ünde geleceğim, ben sizi gene göreceğim anacığım. Eve atamadım. Olsun, ne olursa olsun. Hadi öpüyorum. Güle güle olun. Hep selam söyle. Kendinize iyi bakın anacığım. Evet, annemle epey sohbet ettik. Şu anda eve gidiyorum. Ya şu süpürgeyi sorayım. Köyde süpürge yok ya. Evet, süpürge aldım. 45 liraymış. İyi. Tamam. Evet, mezgit 50 lira. Şu hamsi iri. Şu hamsi 60 lira. Yarım kilo aldım. Çocuğum yesin. Evet, mama aldım, şeye, kuma aldım. Evet, annemle bayağı bir sohbetimizi ettik. Her gün arıyor. Allah korusun, bir şey olmasın inşallah. Çok saf ve temiz bir annem var. Her gün arıyor yavrum. Sürekli. Günde 2 kere, 3 kere de arada oluyor. Çok düşmeye başladı üstüme. Çok düşmeye başladı üzerime. Bu da beni korkutuyor. Allah korusun. Allah uzun ömürler versin. Ya, kim uzun ömürler verdim. Ben ne aldım? Kedime şey almış zaten. Mama. Yok. Maması az kalmış. Bitmiş. Sosis vermiş. Batu. Ben Sercan'a da aldırdım. Kendim de aldım. Sercan da getirdi. Kendim de aldım. Ondan sonra yarım kilo hamsi aldım. Hamsi, küçük bir tavalık hamsi aldım. Yani hamsi çok pahalı. Çünkü irileri çıkmış, öbürleri o 25 liraya indi demiştim ya. Onlar hep ezik düzüktü. Onun yanında bu dipdiri. Şey aldım işte. Lavanta kokulu kedi şeyi aldım. Kedi oğlanın odasına pislemiş. Oğlanın odası karışıktı. Batu'nun odası. Oraları, bütün pislenen giysileri hep attım, hep temizledim. Orayı kendine yuva yapmış. O odaya. Hep temizledim. Dün anam dirim mahvoldu. Canım dirim
Kız ne demiyor lan? Öldüm öldüm dirildim işte ya. Ne demesi demesi. Çamaşır sularıyla nasıl kullanmayacağım? Canan Karatay çıkmış diyor ki çamaşır suyu kullanma şunu bunu. Deterjan kullanma yok şunu kullanma. Nasıl? Nasıl temizleyeceğiz peki biz bunu? Hani bağımlılık yapıyor. Ne alaka şimdi temiz olduğunu, hayır hiçbir şey de çamaşır suyu koymadan ben temiz olduğunu hiç mikrobu kırıyor ya. Birinci derece mikrop kırıcı. Kim kullanmasa kullanmasın herkes kendine. Ben oraya 3 kilo çamaşır suyu, şu eve çamaşır suyu kullandım. Dün 3 kilo. Evet. Devam ederiz. Bunları göstereyim. Annem de bir son kıyması kalmış kadın. Ben peynir şey götürdüm de ya. O da işte anne yüreği altında kalmayayım diye. Verme sizin yoktur dedim. Yok dedi 2-3 tane de bizde vardı. Dibinde bulduk dedi. Bak. Yavrum kıyma vermiş. Kıyma vermiş. Bunu şimdi bilmiyorum çözülmez bu akşamdan. Bunu yine dolaba bıraktım bir dahaki gelişime yemek yaparım. Bu arada şey de diyecektim. Kız şey süpürgesi çok ağrıtıyor belimi ve elimi. Şu koca ev beni ağrıtmıyor makinayla. Bir de villada uzun villadayla siliyorum. Koca ev beni ağrıtmıyor. Havurdaki küçücük kadar yer, küçücük bir yer köydeki yani toplasam bu evin onu o sadece havurdan habrası kadardır. Havrası beni ağrıtıyor. Ellerimi ağrıtıyor, bellerimi ağrıtıyor. Ya onu hiç tuvalete sürmedim. Yeni almıştım. Yeni almıştım. Onu da ben götürmüştüm. Naylon süpürge. Hani o adı tuvalet süpürgesi o. Ama hiç kullanmadım. Kullanmadığım bu şekilde götürdüm oraya. O süpürgeyle ben süpürülür mü ya? Canıma yazık. En sonunda dedim ki ne yapayım bunu alayım. Yani en azından tel süpürge alayım. Çünkü öbürü çok yoruyor beni. Ne yapayım adam almadığı zaman kendime yapıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki adamın evini sen mi şey yapacaksın? Vermeyince ne yapacaksın? Kendime yapıyorum. Bana olan bana oluyor. Ben yoruluyorum. Ben bitiyorum. Aldım. Yapacak bir şey yok. O zaman nedir? Hak, hukuk yukarıdadır. Da hamsiyi kızartıyorum. Bu arada hem de Sevircan'la görüşüyoruz. Hapı turşuları Sevircan geçen almıştı, seviyor. Bunları da şeylerinden, kavanozlarından çıkardım bunları da. Şey götürdüm. Anneme çekmez de şey götürdüm. Geçen. Ne kızım sen bu akşam ne yapacaksın yavrum? Ben yaptım yemek ya. Sen yemeklerini yaptın. Ben de. Hamsi pilavı mı? Tavuk pilavı. He, tavuk pilavı da güzel oluyor. Arpa şimdi tavuk suyundan yaptım. İyi bebeğim. Böyle. Evet. Kavurmayı hallettim canlarım bugün. Onu gösteremedim. Kavurmalı yumurta yaptım. Salata yaptım buraya. Çorba yaptım. Şey çorbası, domates çorbası. Hamsimiz. Turşularımız. İşte böyle yaptım kavurmayı. Böyle bastım. Anneme de götürdüm biliyorsunuz. Canlarım işte. Çorbamız, kavurmamız. Hamsimiz, salata. Evet. Soframız hazır, masamız hazır. Şimdi küçük çocuğum oğlum da gelecek yanımıza. Haydi bakalım. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.